Anlıyorum ama konuşamıyorum değil. Anlıyorum da anlatamıyorum gibi bir durumdan bahsedeceğiz bugün. Sadece Almanya'da programına hoş geldiniz. Bu programda böyle şeyler sadece Almanya'da olur dediğimiz şeylere yakından bakıyoruz. Almanca herhalde öğrenmesi en zor dillerden bir tanesi artikelleri, akuzatif datifleri, ile birlikte tam bir bilmece. İşin içine bir de yöresel aksanlar, göçmenlerin iki dili karıştırarak oluşturduğu yeni kelimeler girince iyice içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Bu nedenle Almanya'ya gelenler Almanca kurslarının Volkshochschule'nin yolunu tutuyorlar. Biz de bugün sadece Almanya'danın bu bölümünü Almanca'ya ayırdık. Almanca'dan Türkçe'ye çeviremediğimiz kelimelerden bahsedeceğiz. Yani elbette her kelimenin bir çevirisi var. Bir şekilde daha fazla kelime kullanarak onu kendi dilimizde ifade edebiliyoruz. Ama bizim burada kastettiğimiz tek bir kelimeyle, tek bir kavramla Türkçe'de ifade edilemeyen kelimeler. Hazırsanız başlayalım. Ha bu arada muhtemelen ben bu kelimeleri doğru bir şekilde telaffuz edemeyeceğim. O yüzden şimdilik kusura bakmayın. İlk kelimemiz orworm. Şimdi bunun nasıl söylendiğine bakalım. Orworm Orworm diye söyleniyormuş. Peki orworm ne demek? Orworm kulak anlamına gelen or kelimesiyle kurtçuk ya da solucan anlamına gelen worm kelimesinin birleşmesinden oluşuyor. Yani kulağa kaçan ya da kulak solucanı gibi bir anlamı var. Peki bunun gerçekten kulağınıza kaçan bir böcekle alakası var mı? Maalesef yok. Orworm kelimesi kulağınıza takılan bir melodi anlamına geliyor. Yani mesela arabada giderken radyoda bir şarkı duydunuz. Aslında çok da fazla dikkatinizi vermediniz ama bir şekilde kulağınız onu aldı. Daha sonra evde, ofiste, sokakta yürürken, gece yattığınızda her yerde bu şarkıyı duymaya başladınız. İşte bu şarkı tam bir kulak kurdu. Yani kulağınızın içine yerleşmiş, oradan sizi meşgul ediyor. İkinci kelimemiz Sturmfrei. Sturmfrei. Sturmfrei kelimesi fırtına anlamına gelen Sturm kelimesiyle özgür anlamına gelen frei kelimesinin birleşmesiyle ortaya çıkmış. Yani fırtınadan özgür, fırtınası olmayan falan gibi bir anlama geliyor. Peki gerçekte anlamı bu mu? Tabii ki de hayır. Sturmfrei Annesi ve babası evde olmayan çocukların sıkça söyledikleri bir kelime. Anne baba mesela bir yere tatile, restorana, birini ziyarete gidiyorlar. Çocuk da Sturmfrei olmuş oluyor. Yani ev kendisine kalmış oluyor. Ondan sonra artık evi birbirine mi katar, kalkar, bir parti mi verir o kadarını bilemeyeceğiz. Ama bu kelimeyi özellikle evde yalnız kalma şansına erişen çocuklar sıkça kullanıyorlar. Çocuklarla ilgili bir başka kelime var sırada. Bu da Dreikäsehoch. Drei ho. Dry ho, 3 peynir kadar yüksek anlamına geliyor tam çevirildiği zaman. Ancak kelimenin çağrıştırdığı anlam bundan birazcık daha farklı. Dry keze ho kelimesindeki keze peynir demek. Dry zaten üç anlamına geliyor, ho yükseklik. Peki bu kelimeler bir araya gelince nasıl bir anlam oluşturuyorlar? Burada bahsedilen peynir bir dilim ya da bir kibrit kutusu büyüklüğünde değil. Hani şu büyük peynir tekerlekleri oluyor ya. Ha. İşte ondan bahsediliyor. Drei Kze hoh da 3 tane peynir tekerleğinin üst üste gelmesiyle oluşan bir uzunluk. Yani ancak bu kadar uzunluktaki bir çocuğu kastediyor. Bu kelime kısa boylu olan çocuklar için kullanılıyor kısacası. Kim bilir? Belki de bir zamanlar Almanya'da ölçü birimleri peynir üzerinden yapılıyordu. Sıradaki kelimemiz birazcık uzun. Hund Schuhe Schneeballwerfer. Hand, Schuhe Schneeballwerfer. Hund Schuhe Schneeballwerfer. Hangi ush ferfer Araya girip kısa bir şey söylemek istiyorum. İşte Almanca'nın olayı bu birbirinden farklı kelimeleri bir araya getiriyorlar ve ondan yepyeni bir kelime yapıyorlar ve bu aslında bu kelimenin içindeki bağımsız kelimelerle aynı anlamı taşımıyor. İşte bu kelime de ona harika bir örnek olacak şimdi. Öncelikle kelimenin ilk kısmına bakalım. Hand şu. Hand şu ne demek? Hand el şu da ayakkabı olmasına rağmen hand şu aslında eldiven anlamına geliyor. Şnibaysa çevirisi birazcık daha kolay. Kar topu anlamına geliyor. Şnibay kar Bal da top demek. Werfer atmak işlemini, atma eylemini gerçekleştiren kişi demek. Hand, şua, şni, bal, ferfer de kar topunu eldivenle atan kişi demek. Peki bu olumlu bir şey mi? Olumsuz bir şey mi? Sadece bir durumu anlatan bir kelime mi? Aslında bu kelime korkak demek. Korkak ya da pısırık gibi bir anlama geliyor. Şimdi çocukluğunuza dönün. Kar topu savaşının en can alıcı anındasınız. Karlar daha yeni yağmış. Sıkıştırdığınızda kar topu olmuyorlar. E ne yapıyorsunuz o durumda? Elinizin donması, kıpkırmızı kesilmesi pahasına eldiveni çıkarıyorsunuz. Karlara çıplak ellerinizle dalıyorsunuz ve onlardan bir kar topu yapıp karşı tarafa saldırmaya başlıyorsunuz. Ha işte siz bunu yaptınız için cesur bir insansınız. Ama öteki tarafta eldivenini çıkarmayan kişi pısırık korkak oluyor. Bir başka kelimemiz de ferşilim besen. besen. Bunun aslında Türkçesi diğerlerine göre birazcık daha kolay. Kaş yapayım derken göz çıkarmak anlamına geliyor. Ferşilim besen bir şeyi iyi yapmak için uğraşırken durumu daha da kötü hale getirmek anlamına geliyor. Şilim kötü demek, besern iyileştirmek demek. Başındaki o fer eki nereden geliyor, ne anlamı geliyor gerçekten bilmiyorum. Eğer siz biliyorsanız yorumlara yazın. Ama ben bu eki ne zaman görsem olaylar biraz kötüye gidiyor ya da sizden giden bir şeyler oluyor. O yüzden bu ekin olumsuzluk getirdiğini düşünüyorum. Fer şilim besern de bir şeyi iyi yapayım derken kötüleştirmek anlamına geliyor. Schadenfreude başka bir çevrilemeyen kelime. Schadenfreude. Bu uzun kelimeyi oluşturan iki kelimeye baktığımızda aslında anlamını birazcık çıkarmış oluyoruz. Schaden üzücü, Freude ise sevinmek demek. Yani üzücü bir olaya sevinmek, başkasının acısından mutluluk duyan kişi demek oluyor. Yani eminim siz de böyle birini mutlaka tanıyorsunuzdur. Eğer kendisine Almanca olarak durumu özetlemek isterseniz Schadenfreude'yi cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Ve sırada son kelimemiz var. Bunun için iki kelimeden oluşan bir kavramı seçtik. İnerer Schweinehund. İnerer Schweinehund. Kısacası içimizdeki şeytan. Şimdi bu kelimede iki tane hayvan adı var. İlki Schwein, kendisi domuz demek. İkincisi ise Hund, bu ise köpek demek. İneren ise içimizde yer alan anlamını veriyor. Kısacası içimizde yer alan domuz köpek. Yani domuz köpek gerçekte olan bir hayvan değil ama durumu güzel özetliyor. Çünkü bu domuz köpek bize aslında yapmamamız gereken şeyleri yaptıran o içimizdeki minik ses anlamına geliyor. Yani aman boşver yarın yaparsın, geç kalksan ne olacak sanki, bulaşıkları toplama, işe biraz geç git falan diyen o içimizdeki minik şeytan var ya. Ha işte Almanlar ona domuz köpek adını takmışlar. İşte gördüğünüz gibi Almanca dilinde birbirinden farklı kelimeler var. Onları başka bir dile çevirmek gerçekten epey zor. Eğer sizin de böyle bildiğiniz kelimeler varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Hund shoe, Ah. Walferfer. Walferfer. Hund shoe,